savunuyor da olabilirim de. Bu mesela çok dikkat çekici bir ayet. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Gerçekten insan üzerinde zamandan öyle bir müddet geldi ki o zaman o geçtik, anılmaya evet. değer bir şey değildi. Ha, geçtik diyor. Evet. Evet öyle bir zaman geçiyor ki insan üzerinden o zaman anılmaya değer bir şey değildi. Yani orada işte şu anki halimizi demek ki halimizle alakalı bir durumumuz Bakın, yoktu. Bakın ben onu farklıydı. Kitabımda biliyorsunuz ben doktoramı evrim teorisi felsefe evet. din ilişkisi üzerine yaptım. Oradaki söylediğim şeylerden biri şuydu. Yani evrimin kendi içinde biyoloji felsefe açısından tartışılması gerektiğini söyledim. Sonra tasarım delilinin verilerini evrim teorisine dayanarak yok sayılamayacağını söyledim. Diğer taraftan söylediğim şeylerden biri şuydu. Yani Kur'an'da bir süreçle yaratma var. Hı hı. Fakat direkt Kur'an'dan evrim kesin kes çıkıyordur şeklindeki izahların hatalı olduğunu söyledim. Hı hı. Bu ayet tabii ki bir sürü şekilde anlaşılabilir. Anılmaya değer bir şey değildi dersek. Mesela bizim ilk ham maddemiz Big Bang'in başlangıcında ortaya çıkan hidrojenler, helyumlar. Yani vücudumuz önemli bir kısmı hidrojen. İşte Big Bang başlangıcında çıkıyor. Sonraki geri kalan kısmımız o yıldızlar sürecinde ortaya çıkıyor. Ha, bu açıdan bakarsak birçok kimse hiç evrime atıf yapmadan bu ilk ham maddemizin çıkmasını da anlayabilir. Yani o ayetle evrim teorisini temellendirmeye çalışanlar oldu ama bence yani diyelim ki böyle bir şey anlayan da olabilir, ona bir şey demiyorum ama yani bu kesin böyledir demek de bence bir zorlama olur. Buna benzer bazı şeyler oldu. Çünkü Kur'an'da mesela insan aşama aşama yaratıldığı geçiyor Kur'an'da. Evet. Fakat diğer taraftan bakarsanız başka Kur'an ayetlerinde anne rahmindeki aşamalar veriliyor. Ve çok mucizevi bir anlatımdır o gerçekten. Hı hı. İşte bir damla suyundan, spermin içindeki bir damla sudan bahsediyor. Anne rahmin asılıp tutulması alaka diye bahsediyor. Gerçekten de anne rahminde o zigot ilk haftalarda rahim duvarına asılıp tutunur. Orada alaka kelimesinin seçilmesi çok muhteşem. Sonra işte bir mutka aşamasına Kur'an dikkat çekiyor. Kemikler ve kemiklere et giydirilmesi aşaması. Gerçekten çok harika açıklama. Ama bakın Kur'an burada bir aşamalar verdi. Pekala birisi bu aşamalı şekilde Allah'ın yaratması, bak anne rahmindeki de diyebilir. Demek istediğim şu, yani bu aşama aşama yaratmadan kasıt evrimdir denmek de bence mümkün değil. Yani Kur'an'ı da bence bu konuda da zorlamamak lazım. Mesela ben de demin bir ayet dedim hatırlıyorsanız, çamurdan yaratmaya başladı. Ha, ben dedim ki bu yaratmaya başladı diyor ayet de, yaratmaya başladıktan sonra ne olduğunu söylemiyor. Değil mi? Yani çamurdan yaratmaya başladı o ilk aşama, yani ham madde olduğu ilk saf oldu geçiyor. Ha, ben bu ayette şunu deseydim ben de hatalı olmuş olurdum. Bu ayet işte evrim teorisiyle insanı yaratıldığını kesin kes gösteriyor başlangıç. Hı-hı. Canım yani başlangıçtan sonra ona değişik bir şekil verildiğinde birinin anlamasına o ayet müsait. Yani çünkü o ayette sonraki aşamalar tarif edilmiyor. Yani Kur'an'ın bir şeyle çelişik olmamasıyla Kur'an'ın o şeyi söylemesi arasındaki farka da dikkat etmek lazım. Hı-hı. Yani Kur'an'da bir süreçle yaratma geçiyor. Ham maddeye dikkat çekme var ama yani böyle evrimin detaylarıyla anlatıldığı şeklinde bir şey dersek bence Kur'an'da zorlamış oluruz gibi geliyor bana. Yani ondan onu söylememekte fayda var. Ama o ayetleri de birisi olabilir mi diye böyle bir soruyu da sorması da muhtemeldir. Yani onu da hiç soramaz demeyelim yani. Son birkaç dakikamız kalmış da şuradan devam edelim o zaman. Gerçi çok kısa cevaplanacak bir soru değil ama çamur dediniz. Ama bu evrim teorisini savunanlara bakacak olursak da o bizim ham maddemiz olan, şu anda evrendeki bütün canlıların ham maddesi olan o hücre, hücrede çamur yok. Hayır, şimdi buradaki çamurdan kasıt... Bir tarz bakteri o mesela. Şimdi buradaki çamurdan kasıt şudur. Toprak, yani yeryüzünün zemini ve sudur çamur. Yani ikisinin birleşimine çamur der. Hatta Kur'an bunların ikisini ayrı ayrı da atıf yapar. Bazı yerde sudan yarattık siz der, bazı yerde toprak der, bazı yerde ikisinin birleşiminden çamur der. Yani bakterilerin de oluşabileceği, bu dünyada oluşmuş olan bir bakterinin oluşabileceği başka bir zemin de yok. Yine o da bu dünyanın ham maddesinden, topraktan şey oluşmuştur. Ha, en başından işte o prebiyotik çorba denen şeyden çıkıyor. O da nedir? Bu dünyanın zemininde olan, yine toprakta var olan minerallerin ve suyun var olduğu bir ortamdır o prebiyotik çorba. Hayali bir çorbadır o tabii, onunla ilgili de tam gösterilmiş bir şey yok ama. O yüzden yani bakteri de çamurdur sonuçta. Onun da ham maddesi. Hı hı. Yani biz domatese baktığımızda daha bu çamurdur demeyiz. Ama onun oluş sürecine baktığımızda çamurdur. Yani buradaki çamurdan kastımız şu. Toprağın değişime uğraması ve suyun değişime uğraması.
Yani bütün bu canlılar için geçerli. Yani toprak ve suyun değişime uğraması bu dünyadaki canlılık, bildiğimiz bütün canlılık için. Yani bunun istisnası olan hiçbir canlı yok. Bu evrim teorisine ister inanın ister Kur'an'a inanın, hepsi için, ister ateist olun. Yani bu konuda hiç kimsenin farklı bir şey söyleyebileceğini sanmıyorum. Fakat buradaki diğerlerindeki sorun şu olmuş. Çamurdan yaratılmayı, bayılı Müslümanlar, çamurdan direkt pat diye böyle heykel gibi yaratılma diye anlamışlar. Yani Allah isterse öyle yapar ama Allah öyle yaptığına ilgili bir ifade de yok. Yani onu nereden çıkartıyorsunuz? Yani Allah ben Adem'i aldım heykel şeklinde, bir kolunu şöyle yaptım, işte bacağını şöyle yaptım, bacağı şöyle kurudu heykel. Böyle bir yerde, tek bir Kur'an'da buna benzer bir ayet, bir ifade var mı? Çamurdan yaratmaya başladı. Gerisi yani ondan, yani ben olmayan şeyi Kur'an'a söyletmeye çalışmıyorum ama başkaları da çalışmasın. Yani yoktur demek de söyletmek Kur'an'a. Evrim teorisi bugün gibi Kur'an'da anlatmıştır demek de Kur'an olmayan şeyi söyletmeye çalışmak. Kur'an'da geçen şey çok önemli. Ham madde işaret etmesinin dışında Kur'an bütün bu sürecin arkasında bu evrenin yaratıcısının olduğunu söylüyor. Onun ilminin, kudretinin olduğunu söylüyor. Bu insanın Allah'ın zihnindeki gayelerle var olduğunu söylüyor. Ve ondan sonra Kur'an bu yaratılışa dikkat çektikten sonra diyor ki, haydi siz bakın o yaratılışa. Hani siz nasıl var oldunuz işte o ham maddeden, etrafınızdakiler nasıl oldu? Ha bakın, bunları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak odur diyor.